Levent amca, iyi olacak mı? Çok kötü görünüyor bu defa. Merak etme. Şu an yaşadığı disosiyatif bir şok. Yani beklediğimiz bir şey. Kendine gelecek, merak etme. Korkma sen. Korkmayayım da, daha önce hiç böyle olmamıştı. Nasıl bir şok ki bu? O adamla mı ilgili acaba? O adam kimmiş? Zeynep, o adam Cüneyd'in babası. Hadi iç hadi. Hadi sakin. 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 Ver. Derin derin nefes al kardeşim. Geniş geniş. Abi ben ona ömrümü verdim. Sen olmasan beni öldürecekti. Sen olmasan ölmüştü. Hem de kaç kez. Neyi varsa sana borçlu. Vahide abi. Ya sen nereden çıktın bu kadar zaman sonra? Hızır Aleyhisselam mı gönderdi seni? İyi değilim Sadi. Yıllar, yollar. Lakin ikisi de bana Gül Ayşe'mi unutturamadı. Cüneyt. Cüneyt'e ne diyeceksin, ne anlatacaksın? Ne anlatacağım? Bilmesi icap edeni anlatacağım. Seni bilmesin, beni bilsin. Babam da sen de posta oturmasına mani olmamışsınız. Benim de bir helallik almam, bir iade etmem icap eder. Edecek misin? İyi misin? Cüneyt. Rüya mıydı? Hayır, gerçekti. Amcam. Amcan iyi. Merak etme. Amcamı gördüm ya. Sen şimdi şunu iç. Seninle sonra konuşuruz. Al. Cüneyt. İstemiyorum. Doktor beyin dediğini yap oğlum. Beyefendi. Vahit. Vahit Bey. Bize müsaade eder misiniz? Siz bize müsaade edin. Zeynep mi? Hani şu meşhur Meryem Hanım'ın kızı. Maşallah belli seni düşündü. Cüneyt Efendi. Hayırlı uğurlu olsun. Mürşidimiz olmuşsun. Mis. Sen bu kapıyı terk etmedin. Bu kapı beni terk etti. Bu kapı benim bahtıma kapandı. Aramıza bir kapı daha girmeden doğrusunu bile oğlum. Amcanın kanına girme. Bendim. O gün orada bendim. O gün orada ben vardım. Anne. Gönlümün kökü, gözümün nuru. Gül Ayşe yapma. Yapma. Kurbanın olayım yapma. Gül Ayşe yapma. Kırklara karışacağız biz. Kurtulacağız. Gül Ayşe! Mani olamadım Gül Ayşe'me. Ancak seni kurtarabildim. Annem. Yetişemedim annene Cüneyt. Kurtaramadım. Gittim. Duramadım buralarda. Cüneyt. Tabii babası kurtarmaya çalıştı. Lakin o anda Gül Ayşe aşağıya atladı, yani düştü.
Cüneyt, oğlum dur. Levent Bey, Allah sizden razı olsun. Lakin her tecellinin kendi kaderi vardır. Aha, bundan sonrası da artık aile meselesidir. Gel. Hocam beni istemişsiniz. Hey Halif, aha bunları Cüneyt Efendi'ye teslim edeceğiz. Zira artık onun uhdesindedir. Bir de babamı getireceğiz tekkeye. Cüneyt Efendi elini öpsün. Tamam hocam, ben hemen alakadar olayım. Ah. Arif Efendi. Al bakalım. Artık yuva kuracaksın Arif Efendi. Bir tek göz odayla olmaz o iş. Sana daha genişçe bir yer lazım. Yalnız bir ricam var senden. Bize kendin gibi evlatlar yetiştir. Tamam mı? Oğlum sen bana babana emanetisin. Bana yalnız yaverlik değil ki. Evlatlık da ettin. Bundan mütevellit. Ah bu dam, bu çadı, bu dergah. Mürşidimiz Cüneyt Efendi artık sana emanettir. Emanete de hıyanet etmeyeceğini biliyorum. Ne gibi? Tıpkı babamın yerine Cüneyt Efendi'yi söylediğini bildiğim gibi biliyorum. Hakkınızı helal edin hocam. Halit. Hocam. Hakkınızı helal edin hocam. Halit olsun oğlum, helal olsun. Hadi git hadi. Selamun aleyküm Mürşit Hazretleri. Aleyküm selam Arif Efendi. Cüneyt Efendi. Nasıl oldun Cüneyt Efendi? Daha iyi misin inşallah? Mahcup. Öldürüyordum seni. Hakkına giriyordum. Helallik almaya geldim. Ne oldu ya? Ben yaşlandım mı acaba? Eşyanın tabiatı lakin neden? Arif bir, aha seninki helallik isteyen. Yahu Allah Celle Celaluhu istemediği sürece hiçbir nefs ölmez, ölemez. Muhakkak ki bana da bir yerde, bir mekanda yazdı. Ama senin elinden, ama başka şekilde. Şükür benim elimden olmadı. Lakin gıkım çıkmadı amca. Ben orada seni aşağı sallandırırken yapma etme kabahatim yok demedin. Neden mani olmadın? Cüneyt'im, ben sana orada o an bir hakikat anlatsaydım ve sen o hakikate inanmasaydın, ben zaten orada o an ölmeyi yeğlerdim. Ha yok, anlattığım hakikate inansaydın, bu kez onun verdiği acıyla kendini oradan atacağından korkardım. Aslı kelam, sen acıdan kendini oradan atacağına, aha varsın benim ölmem senin elinden olsun. Bu kapının kimin hizmetinde güçleneceğine itikatte, usulde bir takım anlaşmazlıklarımız oldu. Lakin zinhar bu iki kocanın mevki kavgası değildi Hacı Neydi. Bu yeğeni canı gibi, evladı gibi seven bir amcanın bir damla gözyaşı dökmemesi için verdiği savaşın durumuydu yani. Çok zorluk yaşattım sana. Affet. Estağfurullah. Mukaddim ve muharrir Allah'a yalvaralım Cüneyt'im. Zira bizi öne geçiren de, geride bırakan da o. Senden bir tek istirhamım var. Artık önüne bak Cüneyt'im. Baba mı diyorsun? Balayı durumu pek iyi görünmüyor. Bu kadar yıl sonra da döndüğüne göre muhakkak ki bunun bir hikmeti vardır. Sen sadece kalbini dinle. Bak bakalım. Öfken mi ağır basıyor, yoksa affın mı? Terazi senin elinde, sen bil. Mürşidimiz Cüneyt Efendi.
Efendim şimdi Sadi Hüdayi Efendi vakfiye evraklarıyla ilgili vakit ayırmanızı temenni eder. Bir de Kur'an kursu arazisi var. Araziyi milli eğitime devretmekle alakalı kimle görüşebiliriz? Devretmek derken? Bir araçtır. Efendim peki bu tebrik mektupları ve davetler? Sonra. Bir de börekçide bir mesele. İstirahat et demediler mi? Dediler sağ olsunlar. Öyle dediler diye buyuramadım. Kırba taşıyan Hazreti Ömer hikayesi mi anlatacaksın? Hazreti Ömer radıyallahu anh'a olanın hükmü varmış demek ki. Buralara bakınca eski dirlik günlerim aklıma geldi. Akın akın edenler, el ete köpenler, kapıya dizilen siyah araçlar. Sonra bir benlik hasıl oluverdi. Dedim Vahit Efendi, o teveccüh sana değildi, kapıyaydı. Sen anca buraya gelenin ayağının tozunu süpürürsün. Dedim düzelteyim. Bu enaniyet de, hatıralar da şu suya karışsın, aksın gitsin. Kendine bu kadar gadrettiğine göre hafızanda sadece kötü anılar var. Yo, bilakis Cüneyt Efendi, bilakis. Belki sana miras bıraktıklarım öyle. Bu nasıl bir lanet ki bana ve annene dair her şey sende acı bir tat bırakmış. Ne güzel gülerdi, hatırlıyor musun? Tuvalıma bak be, kanatlanmış, uçuyor be. Düşeceğim. Cüneyt, Cüneyt kurtar beni oğlum, baban dinlemiyor. Hoppa. Lan! Halit bin Velid misin sen? Ben ne sallanacağım? Olmaz, düşersin. E bırak sallansın çocuk, Güleş'in. Oğlum, ananın dediği olur, kusura bakmayacağım. Büyüyünce sallanırsın. Oh, kurban olduklarım. Böyle görünce insanların aklına başka bir şey gelir. Münasip değil böyle. Ayağınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Bana da yüzünüzü kara çıkartmamayı nasip etsin. Amin. Hoca Hazretleri sağ olsun usulümüzü devam ettirmek için bana yol yordam gösteriyor. Lakin ben isterim ki faninin faniye gösterdiği ihtimam bu kapının dışına taşsın. Söylenecek sözümüz, dokunacak faydamız varsa bu kapının eşiğinden de taşsın. Bizi bilen yanlış biliyor diyorsak bunları düzeltme imkanı doğsun. Bu sebeple yarınki namazı tekkede değil, Allah'ın izniyle Eyüp Sultan Camii'nde cemaatle eda etmek isterim. Birlikte kalabalık etmeyeceğiz. Rahatsızlık vermeyeceğiz. İsteyen benden ayrı da gidebilir elbet. Sizden istirhamım, bundan gayrı sizden olana verdiğiniz selamı, sizden olmayana da esirgememenizdir. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Hazır adet çıkarmaya başlamışken söylemek istediğim birkaç şey daha var. Müyesser Hanım'ı çağırıver.
Velhasılı niyetim kızlarımızın dergah dışında eğitim görmesine müsaade etmektir. Ben işin bu noktaya geleceğini biliyordum. Müsaademi isteseydin eğer vallahi vermezdin. Lakin müsaade istemiyor. Günahına ortak arıyor. Müsaade istemediğim doğru. Lakin yardım istiyorum. Bu verdiğim hükmün de yarın nelere yol açabileceğinin de pekala farkındayım. Bilmiyorsun. Amcan da bilmiyor. Kursları kapatacaksınız. Okullara göndereceksiniz. Orada gördüklerine meyledecekler. Günahın tam gözüne atacaksın hepsini. Ben onlar günah işlemeye değil, ilim, irfan öğrenmeye göndermekten bahsediyorum. Ne olacak, ne olacak? Okuyunca ne olacak? İşe de gönderecek misin? O Hande gibi gazeteci mi olacaklar? Meryem gibi erkek evinde mi gezecekler? Ne olacak okuyunca? Müyesser Hanım, ses ses. Sesi biraz kıs. Medine Mescidi'ni haftanın bir günü hanımların eğitimine tahsis eden de sormuş mu ne olacak diye okuyunca? Günahın matematikle, coğrafya öğrenmekle alakası yok Müyesser Hanım. Haya etmeye mani mi bilmek öğrenmek? Seni yutmasından korktuğun Batı canavarı bugün karşına daha sağlam dikilmiyor mu kızlar okuduğu için? Yapma efendi. Bunları sana söyleyen Refikan. Zeynep giriyor aklına. En altımızdaki tuğlamızı çekiyor. Yıkacak duvarımızı. Bu fikri geciktirdiysem emin olmak içindi. Bizatihi benim düşüncemdir. Gök kubbenin altında bizden olmayanlara karşı sözümüz olacaksa gücümüz de sayımız da denk olmalıdır. Hem eğer ki itirazın kızlar okursa ben hanımlar arasında gücümü kaybederimden olsun, mümin özgüvenli olacak. Bunun yolu da budur. Sade Hüdayi Efendi, susacak mısın? Yok. Söyleyeceğim. Ben bu dergâhta Müşit Hazretleri babamın hükmüne sadece bir kere karşı geldim. Ah netice orada da. Ben bu duruma katılmasam da vallahi itaat edeceğim. Ha ne vakit ki ululara karıştım. Vakti muaraza ile bu benim karşıma gelirse o zaman da muhalefet ederim. Bunu şimdiden bilinçliydim. Lakin eğer senin istediğin şey müsaade değil, akıl almak ise de söyleyeyim. Vallahi de billahi de acele şeytanın işidir. De en iyisi Rabbül Alemin Rahman'dan gelir. Eğer ki sen insanların kalbini yumuşatmadan, onları razı etmeden böyle bir şeye kalkışırsan, yıkılan yüzyıllardır ayakta kalan bu tekkenin duvarları olmaz. Vallahi senin hülyan olur. Haberin olsun. Sen hanım, bu duvarın içinde mi kalmak istiyorsun, dışında olmak mı? Sade Hüdayi Efendi'nin bahsettiği o gün gelirse bu duvarlar başına yıkılmasın diye ben burada olacağım. Mürşit Efendi, Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Amin. O vakit ya Allah. Esselamu aleyküm. Neymiş? Reformmuş. Allah'ın emirlerinin nesi eksik, nesi yanlış da sen reform diyorsun. Şimdi bir tanesi de çıkmış, kızları okula gönderelim diye fısıldıyor. İmkan bulsa bunlar haşa dini delik deşik edecekler. İmkan vermemek lazım bunlara. Faniler kendiler yansa müstahak. Lakin bize de sıçrar bunların cehennem ateşi. Cüneyt denen o delinin sesini kesmek elzem de bizim kızın kulağına kar suyu kaçmasın. Bir zaman salma dışarı. Bizlerle kılacakmış bir de namazı. Ümüğüne çökmek lazım o bozguncunun. Tövbe haşa. Böyle uzaktan bakınca sizinkiler gibiler. Ama şimdi sizinkilerden farklı görünüyorlar gözüme. Böyle sokaklar, caddeler, cübbeler falan aynı zannediyorsun ama değil. Yaklaştıkça madde detaylarıyla görünür olur. He. İlerledikçe... Ya bırak şimdi Eisenberg belirsizliği falan anlatacaksın biliyorum tamam. Keşke tespitçiseydim ben. Sen de boş değil misin? Lakin sabah sabah kafa açma diyorsun. Yok ya öyle bir dizide falan görmüştüm de. Sen de benim jargonu kaptın ama. İyi iyi. Sen de benden namaza geliyorsun. Aynen. Tamam buradaki cemaat fanilerden farklı ama bunların bakışları da bir garip ya. Hı? Ne bu rollenmeler falan? Anlamayacak kadar çok yaklaştık belki de.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.